hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda FIFA Mobile 22 çıktı ve inanılmaz ötesi heyecanım var şu anda. Gerçekten şaka gibi karşımda FIFA Mobile 22 var. Bayağıdır bekliyorduk ve çıktı arkadaşlar. FIFA Mobile 22'nin ilk videosu. 1000, 2000, 3000, 4000 demeden like'ları yardıralım. Ve bu kanala hala abone değilseniz abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. FIFA Mobile'e manyak şeyler yapacağız. Ve kesinlikle like atın arkadaşlar. İlk videodan gaza gelmem çok önemli. Like'ları yardırın. Şimdi neler neler olacak bilmiyorum. Hoş bulduk Mbappe'cim diyorum. Ultimate team'ini kurmana ve futbol dünyasını domine etmene yardımcı olacağım diyor. Eyvallah canım, benim senin yardım etmene hiç gerek yok. Arkadaşlar son olarak plüş işi de alıyorum ve artık şu eğitim olayı bitebilir mi rica ediyorum. Antrenmanı da açtık. 650 bin coins değeri var. İşte burada ödüller. Arkadaşlar yok artık. Sadece 385 şimdi ve sonra puanı var ama bir dakika. Açıyorum. Açıyorum. Açtım, bakalım ne gelecek. Ne? FIFA points'i falan mı verecek? FIFA points'i verdi. Şimdi bu 3 oyuncu ne? Abi Rafa Leão geldi ilk paketten. Evet, ilk elit oyuncumuz bu arada bu sezon. Haydi. Aa, bunlar zaten vardı. Tamam, Trippier ve Gareth Bale. Sol kanat, sağ kanat. Bak çok güzel mevkileri almışız bu arada. Mantıklı almışız. Zaten öyle alabiliyorduk. Yani en iyi böyleydi zaten. Güzel almışız ve bu ne? Ne oluyor? Animasyon! Animasyon ilk! İlk! Polo... Lan! Lan! FIFA Mobile 18 başı gibi! Yok artık! Nasıl yani? Abi nasıl yani? FIFA Mobile 18 başında da çıkarmıştım ben bu Lewandowski'yi. Oha! Bir oyuncu mu çıkıyordu sadece? Abi bir şey diyeceğim, nasıl oluyor? Bu kadar paketin değeri neydi? İçinden sadece iki elit falan çıkıyorsa inanılmaz büyük şans bu arada. Hücum hattım tamamlandı şu anda. İnanılmaz arkadaşlar. Hücum hattım tamamlandı. Ben bunu niye çalıştırıyorum hocam, ben onu anlamadım. Gerçekten inanılmaz saçması şu anda. Bana bunu öğretme. Ben zaten Lewandowski var. Ben niye bu adamı 69'a yükseltiyorum gerçekten? Çok saçma ama yükseltmek zorunda kalıp yükselttim şu anda. Lewandowski çıktı, şaka mı? Bir dakika. En yüksekken bas. Gel. Ohoho. Arkadaşlar harika. Muazzam, muazzam, müthiş ötesi. Tabii ki toparlayacağız. Beceriler falan da vardı. Açmak için ilerlemeye devam et diyor. Onları hallederiz. Şimdi bir dakika. Ben bu puanlarla neler yapacağım? Ultimate ettiğin için bir arma seçmen gerekiyor. Hemen arkadaşlar Liverpool seçelim. Liverpool nerede Liverpool? İç saha maçları da varmış. Güzel abi. You will never walk alone hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar günlük giriş ödüllerini duydun mu? Duymadım kanka. Hiç haberim yok. Hayatımda hiç duymadım. Gerçekten. Oğlum beta'da olduğu gibi veriyor. Bu ne lan? Şaka yapıyordum ben. Dalga geçiyordum az önce de. Bu ne? Foden verecek. Alaba verecek Arnold. Gayet iyi bu arada. İlk 7 günde kurduk kadroyu. Şimdi Santra'ya geri dönüp seni bekleyen diğer ödüllere göz atalım. Hocam istemiyorum o ödüllere göz atmak. Atmasam olur mu diyeceğim. Bakalım İngiltere seçiyorum tabii ki. Ücretsiz. Aç bakalım. Orta saha, defans ve forvet verecek. Forvete gerek yok ya. Defansa elit verebilir misin? Çok zor ama. Duran topları açtık. Stones yükseliyor mu yavaş yavaş? Evet. Çok iyi ama Tony niye geldi? Oo, bir dakika o zaman. Orta saha gelecek. 78 falan mı? 79 Jude Bellingham. Bu arada 70 artıya göre gerçekten güzel geldi. Arkadaşlar en yüksek gene bastık ve kadro neredeyse tamamlandı. Duran topları kullanan oyuncuyu seçme falan var, inanılmaz. İnanılmaz ya, inanılmaz. Soldan korner, sağdan korneri Bale kullansın da soldanı sağ ayaklı birisi kullansın ya. Gerçekten daha mantıklı. Uzun pası en yüksek sağ ayaklı oyuncu herhalde bu Trippier olabilir. Sağdan korneri kullan, yakın uzak serbest vuruşu da kullan. Tamam, Bale bir süre sen serbest vuruş kullanabilirsin. Penaltı ve kaptan. Kaptanımızı da kim yapalım şimdilik? Kaptanı da Leo yapalım. Leo'yu seviyorum ben çünkü. Kalsın Leo da kaptan kalsın. Penaltıyı da Leva kullanır. Şimdilik böyle kalsın bakalım. Geriye kalanları ayarlarız. Kaptan maptan var. İlginç şeyler oluyor arkadaşlar oyunda. Gerçekten şaşırtıcı şeyler var oyunda. İnanılmaz yani. Benim beklediğimin üstünde başladı oyun. Neler olacak daha göreceğiz bakalım. Benim de şu anda 673.500 coins var. Ama hala mağazaya falan giremiyorum. Halletmem gereken bir sürü şey var arkadaşlar. Bir sürü şey var. Bir sürü. Hemen beceri oyununa giriyorum. Bunları halledeyim. Arkadaşlar hem görevleri açacağız hem de altın oyuncu çıkaracağız. Mobil ustası birinci kısmı da tamamladık şu anda. Ve altın oyuncudan ne geliyor? Görevleri açma geldi. Okey, bunu anladık. Hadi bakalım. Oo, altın oyuncu 70 geldi ama olsun. Az önce güzel gelmişti. Şimdi sıkıntı yok. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar 60 FPS'te oyuna bakar mısınız ya? Ya şu an ben videoyu size 60 FPS veremiyorum büyük bir ihtimalle ama biraz fark ediyorsunuzdur.
İnanılmaz iyi. Bu arada mağazayı da açıyorum şu anda. Altın oyuncu da geliyor, mağaza da açılıyor. Altın oyuncu da geliyor, mağaza da açılıyor ve mağazayı açtık. Hadi altın oyuncu 73. Bak altın oyuncuları düşük vermeye başladı. Onları toparlaman gerekiyor. Gareth Bale. Gareth Bale'dan bir piyasa geldi. Gareth Bale direkten döndü. Ben diye çarptı. Ivan Toney tamamladı. Gole bak. İnanılmaz inanılmaz. Gol sevincine de bak. Abi yakından görüntü falan fena duruyor ya. Gerçekten inanılmaz. Pozisyon tekrarı falan da güzelleşmiş artık. Bir de uzaktan falan oynayabiliyoruz. Her türlü oynanıyor oyun. Çok iyi ya. Yani gerçek futbola daha çok benziyor. Pozisyon yapılanması açısından bile gerçekten biraz daha mantıklı. Bale Leva'nın koşusu. Leva bak mesela buna normalde %100 vururdu abi. Geçen seneki FIFA Mobile'de yani bir gün önceki aslında %100 vururdu ama vuramıyor. Çok iyi gerçekten ve çalım mesela o kadar kolay atılmıyor ama atılır herhalde. Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale. Arkadaşlar Timo Werner'i de alıyorum. Yıldız biletini de açıyorum. Beceri geliştiricisini de açıyorum. Yıldız biletini merak ediyorum açıkçası. Timo Werner'in çok bir önemi yok. Satarız ama herkes artık aynı fiyatta olacağı için. Yani herkes bedava alıyor Timo Werner'i. Şimdi saçma olacak. Birkaç stadyum falan açacağız şimdi. Burayı da tamamlayalım. Artık arkadaşlar oyuna sonunda başlayabileceğiz ya. Arkadaşlar 85 artı gen temel seçkin oyuncu diyor. Vallahi her şey çıkabilir bu paketten. Açıyorum bakalım nasıl bir paket geliyor. Neler oluyor ve işte budur be. Haydi yürü Alman. Defansif orta saha. Bayern Goretzka falan kimim falan mı? Kimi 89. Abi nasıl bir şans var bugün? Gerçekten çok iyi bir paket daha. Ve forvet veya yani forvet olmaması, hücum oyuncusu olmaması gerekiyordu. Olabilecek en iyi oyunculardan biri çıktı. Çok iyi oldu. Çünkü hücum oyuncuların full ve kadroya çok güzel bir katkı sağlayacak. Kadrom neredeyse tamamlandı. Bu arada bir sürü görev var burada. Hemen bunları ayarlayalım. Kadroya geçelim sonra yıldız biletine falan bakacağız. Bir oyuncuyu 3. seviyeye yükseltme görevi vardı. Hemen onu yaptım. Gareth Bale'ı 3. seviyeye yükselttim arkadaşlar. Ve bu sayede bir tane de elit oyuncu kazandım. Çünkü santra mücadelesini ve takım yeni 75 yapma görevini tamamlamıştım. O yüzden şimdi buradan bir tane seçkin oyuncu açacağım. Ve 3 tane de altın oyuncu veriyor. Bakalım 2 seçkin çıkar belki şansımıza göreceğiz. Belki 2 seçkin çıkar. Haydi seçkin en az 82 istiyorum. Kaç gelecek defans gelsin bile. Defans oyuncusu istiyorum. Animasyon gelmedi sanırım şu an yok. Abi 70 ne ya? 70 verdi. Oo çok kötü verdi. Bunu da 80 verecek gibi hissettim. Aç bakalım. 81. Kaleci. Bir şey söyleyeyim mi? 85'kenlik herhangi bir oyuncudan daha değerli gibi bir şey şu an benim için. Çünkü kalecime bakar mısınız abi? Gelmediyse eğer hala. Kalecim inanılmazdı. Mağazada niye mağazayı gösteriyorsun bana? Ücretsiz karşılama paketi özel kulüp oyuncusu mu? Nasıl yani? Aç bakalım. 100.000 coins. İşte budur. İşte budur. 100.000 coins'imizi de aldık. Ben hala şu şimdi ve sonra fişlerini ne zaman kullanacağımı merak ediyordum ki. Kanka vermeseydin. Kanka hiç gerek yoktu. Yani gerçekten hiç gerek yoktu. Hiç vermeseydi. Şurada bir tane ücretsiz paket var. Her şey çıkabilir diyor. Seçkin gelir mi bilmiyorum. Seçkin de her şey çıkıyor zannettim de çıkmaz herhalde. Abi hiçbir şey vermeseydin. Bu nasıl bir sistem? Kaynaklara bakıyoruz bu şekilde. Günlük antrenman ligler. Liglerden falan puan biriktirip paket açılabilecek duruma getirebiliriz kendimizi. Aynı zamanda da arkadaşlar 8750 CV'ye bir oyuncu sadece. İnanılmaz gerçekten. Arkadaşlar ben şimdi ve sonradan bir tane elit oyuncu açacağım şimdilik. Geriye kalanlara da bakarız. Şuradan da bir elit oyuncu açıyoruz. Ve ya abi işte budur ya. Harry Kane mi? Kim? Arnold. Cancelo. Kans. Walker. Allah kahretmesin. Bu kadar mı zor olur? İngiltere milli takımının teknik direktörüne geçmiş olsun diyorum. Gerçekten bu kadar kalite, adamlar sabek üretimi yapıyor bildiğiniz. Ve evet gerçekten mal oldum yani hiçbir tahmin ettiğim tutmadı. Yıldız bileti ödülleri herhalde o kadar iyi değildir diyeceğim ama galiba fena değil gibi duruyor arkadaşlar. 81 FIFA Points'e bir tur ilerleyebiliyoruz. Bu CEO'yu kim aldım ben şu an? Ha bunu alacağım. Bir tur sonra premium'u falan şu an düşünmüyorum. FIFA Points'e falan fiyatına bakacağım bu arada ne durumda diye. Bir şey söyleyeceğim. Fena değil diyecektim. Yok yine fena. Yine fena. Fenaymış fena. Bayağı pahalıymış hatta. Ben fena değil zannettim ama inanılmaz saçma bir fiyatı var. Bunu da indirimli diye satıyorlar ama İndirimli pakete bak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bayağı indirimliymiş. Sağ olsunlar bize indirim yapmışlar. Yedekler açıldı. İşte budur. Yedekler de açıldı. Yedekler de geldi arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte buraya oyuncuları ekleyeceğiz. Kanka ben beta'yı oynadım. Beta'yı oynadım diye bir
Hani şey yok mu, tamam öneriyi verdi ve bu şekilde arkadaşlar aldık da şöyle bir sıkıntı var. Ben Mandanda'yı alabilir miyim kadroya artık? En yüksekken yapar mısın? Çok teşekkür ederim yaptığın için. Trippier'i buraya alma. Trippier'i buraya al. Kimmich burada olsun. Werner burada olmasın ama nasıl yapabiliriz onu? Sol kanat da var bak burada. Şu an gerçekten çok karışık kadro. Bazı oyuncuları satıp yerlerine oyuncular almam lazım. Yedeklerde şöyle iyi bir oyuncu falan var mı diye bakıyorum. Yedeklerime bir bakalım abi. Yedeklere bir bakamıyorum. Şu an gerçekten inanılmaz. Yedeklerimize bakıyoruz. Evet, yedeklerde çok iyi oyuncu yok. Hemen Öner abi buralara oyuncuları ekle. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda ben 80 gen oldum zaten. Böyle bir başlangıç yaptık. Beceriler falan her şeyi daha sonra yükseltiriz diye düşünüyorum. Bence gayet iyi. 4-2-4 çok iyi olur bu kadro bu arada. 4-2-4 yaparsak ama yine Pulisic dışarıda kalıyor her türlü. Neyse, her türlü bir şeyler oluyor zaten. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. FIFA bile bir ilk bakış atalım dedik. Birkaç tane paket falan açtık. Ben gerçekten çok eğlendim. Pazar açık mı bu arada? Ben pazar... Takas mı açıldı? Takas? Pazar mı o? Oo! Burası takas merkezi, takas edebileceğin tüm ödülleri gösterir. Gerçekten anlamadım. Tüm oyuncular limiti yok. 5, bir dakika. Arkadaşlar takas sistemi gelmiş. Takas et. Ne vereceksin? 50 bin coins. Ha. Oyuncu vermiyor musun oyuncu verip? Oyuncu karşısında oyuncu vermiyor musun aga? Oha, bu çok saçmaymış. Burada ne takas edebiliyorsun? 80 artı forvet. Oyuncu ilk 11'de. Ha, var ama. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Hepsini versek 500 bin coins'e ikon alıyoruz. Oo, Zidane Midan gelebilir arkadaşlar. Yakında ikon paketleri falan açabiliriz, haberiniz olsun. Elimizde bir 500 bin coins kalsın. Pazarı daha açmadık. Açarız arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kadro neredeyse full elite oldu. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum arkadaşlar hepinize. Çok güzel bir video oldu bence. Ve bay bay.